Ben 86 bin kilometre yol dolaşmış bir siyasetçiyim. Yani neredeyse Türkiye dünyayı iki kez dolaşmış gibi. 81 ilin tamamını ve İstanbul'u karış karış bilen bir insanım. Seçmeni de çok yakından bilen bir insanım. Özellikle bu yerel seçim döneminde söylenebilecek ne varsa, yani siyasal sürecimizin tamamına bakın, 12 Eylül döneminde bile kullanılmayan cümleler kullanıldı. Buna rağmen millet geldi, evet, size oy verdi kardeşim. Herkes, yani vatandaş, seçmen üstüne düşebilecek görevi fazlasıyla yerine getirdi. Sadece oy vermedi, aynı zamanda oylarını muhafaza ettiler. Şimdi önünüzde bir sistem var. %50+1. Bir siyasi parti infaz ediliyor. Bizim bir arada oluş nedenimiz ne? Millet İttifakı oldu. Bakın, hepimiz farklı siyasi partilerdeyiz. Farklı ideolojik yapılardayız. Temel gerekçemiz ne? Niçin işte kendimize dert edinmişiz? Temel şeyimiz, demokrasi muhafaza edelim. Hukuk sistemini muhafaza edelim. Demokrasi katlediliyor. Hukuk sistemi ortada kaldırılıyor. Buradan bir HDP'yi savunmak için yapmayacağız kardeşim. Boş ver HDP'yi ya. Çok net. Yine eleştirelim HDP'yi. Ama ortada bir hukuksuzluk var. Millet iradesi gasp ediliyor. Bu gasp için bir arada durmak zorundayız. Eğer bugün duramazsak zaten yarın %50+1'i muhafaza etme şansımız ne yazık ki olmayacak. Ben katılıyorum Salim Bey. Şimdi bu konuda efendim işte bazı partiler bu gidişatta bir kısım şeyde elbette rahatsız olabilir. Hiç itiraz etmiyorum. Rahatsızlığını yine yüksek tonda dile getirebilir. Ama bir haksızlığı, bir hukuksuzluğu gidermek için bizim mutlak ve mutlak bir arada durmamız lazım ve cesur durmamız lazım. Aksi takdirde şimdi biraz önce işte önümüzdeki süreçte başka partilere de sıra gelecek mi? Evet, gelecek. Yani belki HDP gibi böyle direkt bir kayma olmayacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne önümüzdeki dönemde Mart ayından itibaren bir dolaylı kayyumla karşı karşıya kalabiliriz. 2021 yani, Mart'ından itibaren. Elbette seçilmiş bir belediye başkanı. Bakın, Sayın Erdoğan seçildiğinde kendi çoğunluğu yoktu. O dönem bakın İstanbul'un lehine olabilecek bütün kararlarda ANAP, DHP, işte CHP, bütün siyasi partiler oy birliğiyle Sayın Erdoğan'a oy vermişlerdir. Bu arada da Güsel Bey, o hatırlatma yaptınız. %24'le mi, 22'li mi ne seçilmişti? Ya onu da geçtik arada, yani %56 ile seçilmiş falan Bey değil. Gibi işte 24, Bey 20, gibi bu kadar büyük. Bütün buna rağmen evet seçilmiştir. Hı. Bir oyla da seçilmiş olabilir. Yani İstanbul'un yararına bütün projelerde kararlara oy verilmiştir. O gün ya çoğunluk nasıl olsa bundan değil, biz her türlü kararı alalım, bunu zor durumda bırakalım anlayışı olmamış. Şimdi düşünün, belediye işte yüksek oyla belediyeleri kazanıyorsunuz ama yönetim biçimini diyorsunuz ki hayır, ben belirleyeceğim. Bütün bu tehlikelerin önünü kesmek için bizim en azından bir demokrasi cephesi olarak sivil toplum örgütleriyle, ya şimdi böyle mesela son bir yıla bakıyorum, yani son bir, iki buçuk yıl ama özellikle son bir yıla bakıyoruz, işte odalarla ilgili mesela işte gidişatla ilgili sıkıntılarını ifade ediyor. Barolarla ilgili paramparçayız. Ya böyle işte sadece kuru gürültüyle götürme. Kuru gürültüyle biz bu sürecin önüne geçmemiz. Yani paramparçayız derken herkes kendi alanında kendisine yönelik saldırı elbette mı göstermeye çalışıyor? Tabii ki eğer barolara bir şey oluyorsa bu hepimize oluyordur. Tabii. Tabipler odasına bir şey oluyorsa hepimize oluyor. Peki muhalefet demokrasi niye sizin dediğiniz gibi davranmıyor? Ya Cumhuriyet Halk Partisi davranıyor yani. Muhalefet, o zaman benim bence biraz benim bakış açım lazım. Yani benim gördüklerim şimdi doğru. Şimdi tabii muhalefete böyle sadece için bakmıyorlar. Tabii burada da ya bir öz eleştiri yapılacaksa bir muhalefet milletvekili olarak bu öz eleştiri de yapmak zorundayız. Yani bu böyle olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bu sürecin lokomotifi olmak zorundadır. Olma, evet. Yani bunun şeyi yok. Efendim, bazı ittifak kurduğumuz siyasi partilerin kaygıları, kuşkuları olabilir. Bunu gidip ikna edeceğiz. Şuna emin olun, o partiler kendi seçmenlerine sorduklarında kendi seçmenlerini de aynı bizler gibi düşündüğünü ifade edeceklerdir.
Ya bu kadar ekonomik kriz, bu kadar sorunlar varken bir türlü Türkiye'nin meselelerini konuşamayıp sürekli bu meseleleri konuştuğumuzda önümüzdeki dönemde 21 milyon 800 bin icra dosyasının belki 30 milyona yükseleceğini göreceğiz. Bu sonuçta bu krizde AK Partili seçmende, MHP'li de, HDP'li de, CHP'li seçmende herkes etkileniyor. Kriz, yani yan yana bütün bu seçmenler kriz virüs sonuçta, gibi şey tanımıyor. Parti virüs tanımıyor. Yani, cesur olmak zorundayız. Peki, izleyicilerimizden de bu eleştiriye katılanlar var. Mesela Ali Boyraz diyor ki haklı diyor işte Salim Bey de, Gürsel Bey de, Mehmet Bey de. Çünkü hani sanırsınız parlamento tıkır tıkır işliyor ve normal bir süreçteymişiz gibi muhalefet çilik oynanıyor. Yok. Yani parlamento yok. Evet, hiç yok. Evet, bu şekilde geliyor. Ondan sonra Sayın Hukukumuzla Sağ Salim Şen bir program oluyor demiş Buğra Zengin.